Merhaba arkadaşlar, bugünkü Unity 5 ile Blend oyun yapımı bölümünde neler öğreneceğiz? Bu bölümde ne diyorum ben ya? Neyse, merhaba arkadaşlar, bugünkü Unity 5 ile Blend oyun yapımı bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde neler yapacağız? Bu bölümde bir düşmanımız olacak. Bu düşman dediğimiz zaman karakterimiz ölecek ve ona tekrar başlayacak. Onu gidişata göre ayarlayacağız. İkinci yapacağımız işte bir bitiş noktamız olacak. Bu bitiş noktasına geldiğimiz zaman oyun ya ikinci seviyeye geçecek veya win screen gelecek. Bu win screen olayını şeye göre yapacağım. Vakit yeterse yapacağım. Başlayalım. Bu bölümün çoğunluğu kodla geçecek. Ama niye söyledim? Neyse. Şimdi ilk başta oyuncumuzu bir duplicate edelim. Yani bir tane daha küpümüz olsun. Oyuncuyla benzer özelliklerde YTL'de yaparak duplicate edebilirsiniz oyuncuyu. Bunu biraz geriye doğru çekelim şimdi. Şuraya çekelim. Tam şöyle ortalayalım. Bu bizim düşmanımız olacak. Bunun ismini düşman yapalım. Ve bir tag ekleyelim buna. Tag olayı şu. Bu arada oyuncuya player tagini ekleyin. Tag olayı şu. Şeyi ayırt etmemizi sağlıyor. Objeleri birbirinden ayırt etmemizi işte sağlıyor. Mesela birden fazla düşman yaparsak bu düşmanları ortak kod ekle, yani ortak kod ekleyebilmek için ya ortak isim yapacağız veya bunları bir tek koyacağız. Ortak isim yapmayı da ben tercih etmediğim için niye benim parmağım yapış yapış oluyor? Evet, tadı da kötüymüş. Neyse. Bunun da enemy tagini ekleyeceğiz. Bu enemy tagini nasıl ekleyeceğiz? Add tag. Artıya basıp buraya enemy yazacağız. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz oraya kendi taginizi. Düşmana enemy tagini ekledikten sonra bir de materyal ekleyelim. Ben buna siyah renk ekliyorum. Ve siyah rengi ekledikten sonra bakayım nasıl gözüküyor. Doğru. İşte bunun üstünde kod kaldı. Bu kod da. Ayıklayalım şundan. Şunu kompalım. Tamam. Şimdi baktığımız zaman itebiliyoruz bu düşmanı. Ama bizim istediğimiz şey bu değil. Bizim istediğimiz şey bu düşmanı çarptığımız zaman karakterimizin yok olması. Bunu yapmak için de internetmiş neyse. Kodlar kısmına gelip karakter fiziğine girelim. Şimdi burada yeni bir fonksiyon kullanacağız. Fonksiyonu oluşturmak için void yazıyoruz ve on collision enter. Bu on collision enter ne oluyor? Bu küplerimizde collision'lar var. Collider'lar var. Bu collider'lar kübü şekli dışında ona bir nesnelik özelliği veriyor. Onu bir hayaletten çıkartıp bir objeye dönüştürüyor. O yüzden bunların üstteki şey de collision oluyor. Yani tam Türkçesi bunun collision'ın. Kolizyon. Kolizyon Türkçesi. Kolizyon anlamı neyse, kolizyon diye bir şey var. Şimdi collision ben şimdi burada yaptığımız şey bu objenin değeceği yani bu objeye denen her şeyi ben olarak çağırdık. Şimdi de bunu bir gently parantezle şey yapalım. Tam olarak açıklayayım şunu. Şimdi bundan sonra bu küpe değen her şey yani zemin dahil ben olarak adlandırılacak. Ama sıkıntı şu anki kod acayip şey. Boş ve gereksiz bir kod oldu. Sebebi şu. Etrafta değebileceği bir ton şey var. Zemin var, duvarlar var. Ha, çok şey yokmuş. Neyse. Bir sadece bunu düşmana deyince ölmesini istediğimiz için buraya bir if komutu ekliyoruz. Eğer ben nokta game object nokta tag bu tag şu oluyor 2 eşittir enemy ise yenili parantez destroy parantez içinde game object. Bu destroy game object
objeyi yok ediyor. Burada diyoruz ki ben hani değen obje game object yani bir oy şey nes oyundaki nesne tag'i enemy ise bir oyundaki değen bu küpe değen nesnenin tag'i enemy ise objeyi yok et yani kendini yok et imha et. Bir deneyelim, save edelim. Ve voilà, oldu. Ama bizim istediğimiz tek şey bu değil. Yani kütük gibi bir enimimiz var ve bu enimi tam bize uygun bir enimi değil. Bir de şu ışıklandırma sanki biraz sıkıntılı oldu. Şu çok güzel gözükmüyor. Yani bu ışıklandırmayı da bir düzeltelim. Directional light. Bir tane de ışık ekleyelim. Bunun rengi de mavimsi olsun. Bunun bakışı şöyle. Allah hiçbir etkisi olmadım be. Hiçbir etkisi olmadı. Ne oluyor da böyle bir şey? Allah Allah. O da şimdi rengini değiştirelim biz de. Materyal. Biraz daha açık tonlu bir renk yapalım ki küp olduğu belli olsun. Ve tamam bu renk iyi. Hatta şimdi biraz hafif. Neyse. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu düşmanın hareket etmesini sağladım. Şimdi hareket etmesini sağlayabilmemiz iki yolu var. Ya kodla yapacağız ileri git geri gitmesini. Bunun için de iki tane nokta belirleyeceğiz. O iki noktaya bile görmez obje koyacağız. Ve kod, şey küpe vereceğimiz yani düşman vereceğimiz kod da şu olacak. Bu iki nesne arasında hareket edelim. Bu bir opsiyon. Bir ikinci opsiyonumuz var. Bu da şöyle. Bu nesnemize Unity'nin en sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi animasyon ekleyeceğiz. Yani 3 boyutlu modellem programıyla uğraşmamıza gerek yok. Direkt animasyon kısmına geliyoruz. Bunu da şuradan Windows Animation diyerek açabilirsiniz. Buraya geliyoruz. Şimdi bu objemize bir animasyon ekleyeceğiz. Bunun için objeyi seçiyoruz. Add Property diyoruz. Nereye ekleyelim? Direkt şey, ana şey ekleyelim. Aa, internetim geldi. Allah Allah. Ayağımın falan mı çarptı geldi? Bilmiyorum. Neyse. İsim de ne olsun bunun? Düşman. Save'leyelim. Transform position. Yani bu demek burada diyoruz ki karakterin pozisyonuyla animasyonu pozisyona yapalım. İsterseniz bunu scale yapalım. Yani boyutunu anime edebiliyorsunuz. İsterseniz dönüşünü anime edebiliyorsunuz. İsterseniz de pozisyonu, isterseniz rengini. Bir ton özelliği var. Bizim işte sadece şöyle Z. Bu arada şuraya alalım. Ve unutmayın ki burası açık olduğu sürece yaptığınız her şey, yani şu açık olduğu sürece yaptığınız her şeyi kaydedecek bu küplen. Hani hareketleri. Mesela ben bunu döndürürsem karakterin dönüşünde kaydediyor. Neyse. Onu geri alalım. Şuraya gelelim. Bizim karakterimiz yapmasını istediğimiz şey bu hareket. Ama tam olarak bu değil. Bizim karakterimiz yapmasını tam olarak istediğimiz şey şu. Buradayken şöyle yaklaşalım biraz. Bir uçuyor alalım şöyle. Buradayken buraya gel şöyle buraya kadar gelmesi ve sonra geri dönecek. O da 3'te olacak. Geri dönüşü de aynen böyle olacak. Bakalım şöyle. Hop gidip hop geri geliyor. Ama bakarsanız bakın şurada bir yavaşlama var. Hafif hop gidiyor. Şuradan gittikten sonra şöyle gidiyor. Yumuşayıp geri dönüyor. Ama bizim o değil. Bizim de bodoslama. Kütük gibi gidecek dönecek. Onun için de sağ tıklıyoruz. Flat diyoruz. Aynısını burada yapalım. Aynısını burada yapalım.
Şimdi bakın, öküz gibi gidiyor, öküz gibi geliyor. Tamam. Animasyon, buradaki animasyon işimiz bitti. Ama şöyle olabilir. Şu oyunumuzu başlatalım. Bakın, yere değmiyor. Havada. Bizim istediğimiz bu mu? Üstünde rigid body var. Ama niye havada? Sebebi şu. Animasyonumuzda Y pozisyonu sabit. Ve bunun ismi özel. Remote Properties. Hop lan. Şuraya geliyoruz. Ve Y kısmını siliyoruz. Şimdi bakarsak sıfıra indi. Bakalım. Aynen sıfırda. Riske girmeyelim. Y'yi sevdiğimiz bir noktaya alalım bence. Şu noktaya alalım. 61. Nokta 61. Burada. Şuraya bir tane şey eklendi. Onu ekmek istememiştim. Şimdi izlersek, oyun başlatırsak. İstediğiniz gibi zeminde gidiyor. Ve buna denersek de merhaba. Ölüyoruz. Tamam, düşmanımız halloldu. Ve sen şu an yerin içinde olma bence. Rit çek şöyle. Dur öyle sen. Şimdi oyunda dönelim. Şimdi de karakterden ne istiyoruz biz? Bir noktaya geldiği zaman oyun bitmesinde. O noktayı neresi yapalım? Tam oyun ne tarafa bakıyor? Şurası mı yapsak? Yok, o noktada burası yapalım. Yine oyuncuyu duplicate edelim. Şimdi tekrar küp yapmak uğraşmak istemiyorum. Şu map'i de küçült. Çekelim şöyle. Şuraya şöyle yerleştirelim. Bu tabi havada duracak ama bunun küçük olması gerekiyor. O yüzden şunu şöyle şuradan nokta 5 nokta 5 nokta 5 bu coin'e benzedi aynen. Biz coin istemiyoruz o yüzden böyle iyi bence de. Buna şimdi güzel bir renk vermemiz lazım. Create material finish. Bunu da verelim şuna. Bunu da rengi. Sarı altın yapar sarıyı. Gezelim be. Sürekli renk değiştirebilen bir şey yapabiliriz bunu. Turuncu olsun. Şöyle bir kırmızı. Kırmızı mı yapsak? Şöyle iyi. Böyle iyi. Şimdi şöyle. Hafif görmez yapalım. Unity 4'te direkt şuradan objenin görüntüsünü hani opaklığını transparent görüntü yapabiliyorsunuz. Direkt buradan. Objenin görünürlüğünü azaltabiliyorsunuz ama Unity 5'te gelen bir özellikten dolayı render modu transparent yapmanız gerekiyor. Ve tekrar şeyin üstüne tıklayıp rengin şuradan görünümünü ayarlayabilirsiniz. Tamam, şeyin de görüntüsü halloldu. Ben azıcık aşağı inelim. İyi. Sana bir tane tag'e girelim. Senin ismini de finish yapalım. Finish. Tag'inde finish tag'i varmış. Ben yapmadım. Finish'e kimse de yoksa finish tag'ini ekleyin. Şimdi yine kodumuza dönelim. Buraya bir tane de if ekleyeceğiz. Bunu direkt kopyala yapıştır yapalım. If detone oğlum. If ben dot game object nokta tag eşittir finish'te şimdi şöyle dursun. Neyse. Debug.log bölüm bitti. Bakalım şimdi. Konsolumuzu açalım şuradan.
Lan. Bu fin aynı hata yaptım. Finish'in üstünde hala kodumuz duruyor. Onu da kaldıralım. Hı. Ve bölüm bitti diyor. Ama gördüğünüz gibi ben şeyi itebiliyorum. Finish'i. Biz bunu istiyor muyuz? Hayır. Biz ne istiyoruz? Finish'in içinden geçebilelim. Ama box collider kaldırsak yerden aşağı düşecek. O zaman ne yapacağız? Bunu trigger yapacağız. Yani trigger'ı tick tane geçeceğiz. Bu zaman bu sefer bunun içinden geçebileceğiz. Ama trigger olduğu zaman da kodumuzda bir hata çıkacak. Gördüğünüz gibi aşağı düşüyor yine. Bunu rigid body'yi kaldıracağız aşağı düşmemesi için. Box şimdi kendi dediğimi kendim tutmuş oldum. Box collider kaldırırsak aşağı düşecek dedim. Yine düştü. Ama box collider kaldırdığım zaman bir kodla yani bir kod kullanarak yine bu küple erişimimiz olmayacak. Bu küple erişimimiz olması için üstünde collider'ın kalması lazım. Aynen. Neyse. Trigger yaptığımız zaman hala üstünde kırmızı yeşil bir çizgi var. Yani bunu temas edebiliriz. Ama ayrı bir kod kullanmak dediğim zaman bölüm bitti diye bir şey almıyoruz. Şunu da temizleyeyim. Hı. Bölüm bitti diye bir şey almıyoruz. Niye? Çünkü bu artık bir collision değil, bu bir trigger oluyor. Triggered obje. Bunu düzeltmek için ne yapacağız? Gelelim buraya. On collision enter yerine void on trigger enter yine collider ben. Hı. Şimdi şunun aynısını yeterli ikisi yaparak kesin. Şuraya yeterli bir olarak yapıştırın. Hı. Ve şimdi deneyelim. Evet, bölüm bitti diyor. Şimdi şu level'ımızı bir kaydedelim şuraya. CTRL-S deyin. Şey tıklayıp level 1 olarak kaydedin. Şimdi şu level 1 CTRL-D diye level 2 diye kaydedelim. Ve level 2'ye gelelim. Kaydedip level 2'de hiçbir farklılığı yok. Tabi boş. Şimdi level 2 belli edecek özellik gerektirir. Mesela şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle. Sonra fantastik şeyler ekledim. Şöyle çekelim. Oh güzelim sifon sesi oh. Şunu şöyle CTRL-S deyip kaydedelim tekrar. Level 1'e geri dönelim. Kodumuza dönelim. Debug.log yerine application.load level 1. Burada application load level 1 dedik. İstersek buraya daha basit bir şekilde yapabilmek için level 2 yazabilirdik. Ama size şey olarak başka bir konuya bağlaştırmak için buraya 1 yazıyoruz. Kaydediyoruz. Ve bu obje dediğimiz zaman bir hata alacağız. Ve hatamız geldi. Build settings'e eklenmedi diyor. Bir yüklemiyor çünkü build settings'e eklenemedi diyor. Peki bunu nasıl yapacağız? File build settings. Burada scans in build var. Bu çok önemli bir şey. Bu yapmazsak olmaz yani. Yapmayınca olmayan bir şey yani. Olmazsa olmazlardan. Buna level 1'e bakın 0 yazıyor ve yanına level 2 ekliyoruz. Hatırlarsanız buraya 1 yazdık. Bu 1 sayılar 0'dan başlıyor. Bu 1 de bize ana menü diğer bölümü çağırmamızı sağlıyor. Şimdi şunu da yine hepime kaç kaydetmiştim. Clear'layalım. Ve şimdi denersek şöyle geldiğimiz zaman hop level 2'ye geçtik.
Yıllık çalışkanlıkta sorun var. Onu da hallederiz. Ne sıkıntı var mı renkli ışıklandırmasında? Hallettim şöyle. Oraya bak, o herhalde ışıklandırmayı da çok parlak oldu sanki. Allah Allah. Rafetim. İşte iyi oldu ne böyle. Şimdi kaydedelim şöyle. Ne yaptık? Yaptığımız şey şu. Bu bölümde bir düşman yaptık. Sonra ne yaptık? Bir finish çizgisi yaptık. İkinci bölüme geçtik. Bir dahaki bölümde ne yapacağız? Şimdi bir dahaki bölümde ne yapacağımızı bir anlatayım hızlıca. Bir dahaki bölümde level dizaynlarını yapacağız. Silahlar yapacağız. Ateş vesaire edeceğiz. Daha ne yaparız? Bunu yapana kadar vakit kalırsa yine o dediğim Winscreen ekranını yaparız. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki Unity 5 videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.